Alanya'da safari araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 safari aracına 1744 lira cezai işlem uygulandı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada Sapadere Kanyonu çevresinde faaliyet gösteren safari araçları denetlendi. Yapılan denetimlerde 16 safari aracı kontrol edilirken 4 sürücüye 1744 lira para cezası uygulandı. Alanya'da kaldırımda seneledikten sonra bisikletten düşen talihsiz adam kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bisiklette adam ağır yaralandı. Olay Güler Pınarı Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Kaldırımda bisikletiyle seyir haline giderken bir anda sendeleyerek yola düşen bisikletli kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyon sürücüsünün ani fren sayesinde kamyonun tekerine başını çarpan adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine yaptıktan sonra ambulansa alan eğitim ve araştırma hastanesine götürdü polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise biliş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kan stoklarının eksik stok seviyesinin %30 ila 40 arasında olmasının ardından Kızılay Alanya şubesi resmi kurumlarda bulunan personellere yöneldi. Geçtiğimiz aylarda %30 ila 40 aralarında seyreden Kızılay'ın kan stoklarında artış yaşanması için Kızılay Alanya şubesi resmi kurumlarla işbirliği düzenliyor. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici, vatandaşların kan bağışında bulunmaları gerektiğini belirtti. Dikici Alanya Posta Medya'ya verdiği açıklamasında, kan bağışı durmadı ama yeterli değil. Bu yüzden resmi kurumlarla görüşüyoruz. Üniversitelerle, emniyetle, jandarmayla görüşüyoruz. Vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz. Kan sürekli bir ihtiyaç. Kronik hastalar var. Onların sürekli ihtiyacı oluyor. Şu anda kan ihtiyacı olduğunda hasta yakınlarından alıyoruz. Duyarlı insanlarımız var. Biraz daha gayret istiyoruz. Biz genelde hacet meydanında bulunan çadırımızda kan alıyoruz dedi. Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, tatilcilerin sıklıkla kullandığı Airbnb uygulamasına yeni getirilen düzenlemelerin doğru olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Uzun süreli kiralama ile uğraşmak istemeyenler daha kolay ve karlı gördükleri bu yönteme özellikle Airbnb üzerinden yöneliyor. Türkiye'de de son dönemde gündemde olan Airbnb platformu üzerinden yapılan turistik faaliyetlere yeni düzenlemeler geliyor. Gelecek düzenlemelere göre evini Airbnb gibi platformlar üzerinden kiralamak isteyen ev sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sertifika almak zorunda kalacak. Apartman içerisinde bir daire Airbnb yapacaksa apartman sakinlerinden izin alacak. İzin verilmediği takdirde apartman dairesinde Airbnb yapılamayacak. Konu hakkında açıklamada bulunan Erbaş, günlük kiralık daireler ile görüşüm, aile binalarında yerli apartman binasında yapılmasını tasvip etmiyorum. Yerli nüfus için iyi olmadığını düşünüyorum. Bu düzenlemelere katılıyorum ve daha çok denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerine yer verdi.